Evet arkadaşlar tekrar sizlerle beraberiz. Bu son dersimizde e, sizlerle e, hazırlamış olduğumuz blogumuz ne kadar final teslimi için uygun, puanlama kriterlerine uygun, ne kadar değil. Bunu e, ölçmek üzere yaptığımız bir son ders olacak. İçeriğimizde bunlar olacak sevgili arkadaşlar. Nedir o puanlama kriterleri? Gelin e, şuradan bakalım. Bu e, sosyal medya uygulamaları dersi blok puan tablosu dediğimiz sadece bizim e, final notu için e, hazırladığımız e, hazırladığımız kriterler. dikkate alacağımız kriterler arkadaşlar. Biliyorsunuz final ödevinde sizden sadece e, blok adresinizi yazın diyeceğiz. Ve blok adresini ben girdiğim zaman sizin yazmış olduğunuz adrese gireceğim. Giremezsem eğer sıfır. Yapacak bir şey yok. E, girdiğim zamanda da Neler var, neler yok? İşte şunlar var mı? Buradaki bu içerik türlerinin tamamı var mı? 88 olarak var mı? Var. O zaman çat. 100 bitti. İşte bir kısım var, bir kısım yok. İşte 80, 70. E, hiçbiri yok. 0. E, yani bunlar arkadaşlar buna göre bu kriterleri göre puanlamanızı yapacağız. Zaten burada bahsetmiş olduğumuz şeyler aslında çok böyle komplike, atla deve olan şeyler değil mesela 14 tane yayın var mı yok mu bakmanız gerekiyor blogunuza. Açın blogunuzu önüne alın. 14 tane yayının var mı acaba benim diye arkadaşlar hem şuradan burada zaten görünüyor iki tane görünüyor hem şuradan arkadaşlar bakabilirsiniz blog arşivden Nisan'da iki tane girilmiş diye görülüyor benim demek ki daha 12 tane daha hazırlamam gerekiyor ki bu ödev kriterine uygun olsun 14 tane yayın varsa o zaman Buradan 10 puanı aldınız. Sadece 14 tane yayın olması bizim için yeterli. Ee, bir diğeri nedir? Sayfalar. Arkadaşlar sayfanız hakkında ve iletişim başta olmak üzere diğer sayfalarınız da olabilir. Var mı yok mu ona bakmak lazım. Bakın hakkında sayfası var, iletişim sayfası var. Tıklayınca evet gidiyor. Güzel. Hakkımda tıklayınca da e, yine gidiyor. Güzel. En az bu iki sayfa istiyoruz ama Başka başka sayfalarda şey hani sosyal medya hesaplarımız diye bir sayfa açabilirsiniz. İşte atıyorum bizimle bizim işte reklam vermek istiyorsanız diye bir sayfa açabilirsiniz. Veya farklı farklı kategorilere yönelik bir şeyler açabilirsiniz. Yani size kalmış ama en az bu iki sayfanın olması gerekiyor. Telif dediğimiz saatte de 10 puanmış. Nedir arkadaşlar telif? Metin, görsel veya video fark etmeksizin tüm içeriklerin sizler tarafından hazırlanmış, orijinal olması gerekiyor diyor. Yani daha önce bir yerden alınıp fotoğraf olsun, video olsun copy paste yapılmış bir şey biz sizden istemiyoruz. Eğer e, ne kadar içerikleriniz orijinalse arkadaşlar, ne kadar e, ha, eksiksiz size aitse o kadar yüksek puan alırsınız. Eğer bir yerden copy paste yaptıysanız o kadar bunun alacağınız puan düşer arkadaşlar. Yani zaten şu an hani koronavirüs nedeniyle evlerdeyseniz hani zaten ben ne kadar dışarıdan fotoğraf çekebilirim. Diyebilirsiniz, Haklısınız ama bu ödevi size verdiğimiz zaman daha korona yoktu. Şimdiden çıkıp dışarıya çıkıp fotoğraflar çektiyseniz, videolar çektiyseniz eğer o zamandan çıkıp çekmişseniz onları size baya bir artı sağlayacak. Ödeve erken başlamanızın artılarını oradan göreceksiniz. Yani ne kadar çok size ait fotoğraf verebilirseniz o kadar veya video verebilirseniz veya işte metinler zaten size ait olmak zorunda. Hani başka bir şey copy paste yapmayın zaten arkadaşlar. Biz bunu anlıyoruz. Yani test etmeyin anlayıp anlamadığımızı siz bilirsiniz. Bunlar orijinal olması lazım, size ait olması lazım. Dolayısıyla oradan telif işte nedir? Size ait olduğu zaman 10 puan buradan alırsınız. Size ait değilse bir yerin kopyalık yapıştırdıysanız bu hukuki bir durum arkadaşlar. Hani ne oluyor? Siz hırsızlık yapmış oluyorsunuz. Hakkında dava açılsa kazanırlar. Ee, gelelim bir diğer kritere. O da tasarım kriteri arkadaşlar. Tasarımımızda göze hitap eden üst üste binmemiş, karmaşıklıktan uzak, tasarım için özenilmiş ama amacı da hizmet etmeyi engellemeyen bir tasarıma sahip olması gerekiyor. Şimdi bu önemli bir tasarım için özenilmiş ama Özenilmiş ama tasarım için yani amaca da hizmet etmesi lazım. Bizim Erciyes Üniversitesi tanıtmaya mani olan bir şey olmaması lazım. Ya bazı siteler işte örnek siteleri ele alıyoruz. Ee, çok kargacık burgacık olmuş. Yani ne, nerede görüntülenmiyor. Gör, okuyamıyoruz. Ee, şu bizim hangi temamızmış arkadaşlar. Ee, tema kısmına gelelim bakalım. Ee, bu bizim Emporio dediğimiz e, temaydı. Kullandığımız tema. Kullandığımız. Ee, Kıntempo da mesela bunu da kullanabilirsiniz. Diğer temaları kullanabilirsiniz. Veya biraz daha uğraşayım derseniz kendi e, temanızı yükleyebilirsiniz buraya internetten. Bir önceki derste bahsetmiştik. Onlardan bulup yükleyebilirsiniz. Ama neticede arkadaşlar yani şu tema bile gayet göze hoş görünüyor. Bir web sitesi e, şeyi şurada mevcut. Bunu tavsiye ederim. Yani bu temayı kullanmanız hiç bak hiçbir beis yok. Contempo'yu veyahut da Emporio'yu kullanırsanız bunu almış olursunuz. Yani 10 puanı almış olursunuz arkadaşlar. Metin ve görsel dengesi arkadaşlar. İçeriklerinizde metnin, görselin ve işte fotoğraf videonun dengeli olması lazım diyor. Yani bir yazıyı açtınız ya yazıya boğmayın diyor. Arada işte böyle videolar girsin, tıklayın olsun, maddelendirmeler olsun, e işte alıntılar yapılsın sağda solda, bir bolt olsun, italik olsun, bir şey olsun. Yani hani baştan sona böyle komple aşağıya inen metin olmasın. Veya arka arkaya resim, 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 fotoğraf, 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 video, video, video bunlar da olmasın arkadaşlar. İşte yazdın, metnini, altına görsel bir şey resimini koydun, fotoğrafını koydun. Biraz daha yazdın, altına video koydun. Biraz daha yazdın, altına maddendirme yaptın falan. Bu şekilde denge dağılımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da yine göze hitap etme ile alakalı bir durum. Başka arkadaşlar nedir? Bağlantılar. Yayınlar içerisinde bağlantıların linklerin olması gerekiyor demişiz. Yayınlarımızın içerisinde var mı? Bakalım. Çalışmalar düzenlendi. Nedir? Haberin orijinal metnini açmak için tıklayın. Tıklandığı zaman bakın yeni sayfada açılıyor. Yeni pencerede açılıyor. orijinal Orijinalse şey gidiyor. Siz arkadaşlar bu şekliyle e, linkler vermeniz gerekiyor. Belki şurada e, şey yaparsınız yayınınızın, her yayınınızın içerisinde böyle linkler olsun, sağa sola linkler verin arkadaşlar, bağlantılar olsun. Hiçbir şey bulamadınız mı? Hiçbir link verecek bir şey yok. O zaman işte bizim Instagram sayfamıza, YouTube sayfamıza ulaşmak için tıklayınız deyip oradan link verin. En azından ben sizin link vermeyi bildiğinizi görebileyim. Bu en kötü durumu yani en kötü senaryomuz bu. Normalde her yayın illa kendisiyle ilgili bir link bir şeyler verilebilir. Etiketler her yayında etiketlerin bulunması gerekiyor demişiz. Etiketler arkadaşlar bizim hatırlıyorsunuz kayıtlarımızın ne ile ilgili olduğunu anlatan şeylerdi. Bakın bunda atölye çalışması, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TRT Akademi diye toplamda 3 tane etiket girmişiz. Ne kadar daha etiket olursa birkaç tane etiket yazabilirseniz o kadar faydalı olacaktır sizin bu yazınızın bulunduğu alakalı. Google tararken bu yazı bununla alakalı demeniz için bu etiketler oldukça iş gören şeyler. Etiketlerin de olması gerekiyor. Var mı etiketler? Var. O zaman 10 puan daha geldi. YouTube videosu olacak. 4 tane video olacak arkadaşlar. Blokta en az 4 videonun yayınlanmış olması gerekiyor. 4 video. Video başına 5 puan dedik. Ha ben 10 tane video yükleyelim. O zaman buradan 50 puan gelir mi? Hayır. Onu öyle hesaplamayalım. Ama işte 25 puan da buradan gelebilir. Yani biz temel olarak biz bu puanı baz alıyoruz ama e, bazen işte be, daha fazla video eklerseniz orada inisiyatif kullanır. Belki puanlarınızı arttırabiliriz. Eğer gerçekten nitelikli güzel videolarsa. Buna lütfen dikkat edelim. Videolar sizin tarafından çekilmiş olsun. Sizler tarafından hazırlanmış olan videolar olsun. Konumuzla alakalı videolar olsun. Evet biliyorum evdesiniz, e, okulda değilsiniz, gezemiyorsunuz, kütüphaneye gidemiyorsunuz. İşte belki yemekhanenin videosunu çekecektiniz. Belki öğrenciler röportaj yapıp sizin için en iyi yemek e, işte birden ona kadar puan verseniz Erciyes Üniversitesi Yemekhanesi'ndeki en iyi yemeğe kaç puan verirsiniz falan. Yani böyle röportajlar yapmayı planlıyordunuz ama artık evdesin yapamadınız. Ne yapacağız o zaman? E, video çekmeyelim kalsın olmaz. Siz kreatif öğrencilerimizsiniz, iletişim öğrencilerimizsiniz. E, mutlaka ...bir çözüm bulacaksınız arkadaşlar. Biliyorum. O yüzden... ...artık... E, ...Erciyes Üniversitesi'nin Zoom... E, yap, ...üzerine yapmış olduğu... ...toplantı eziyeti diye böyle bir şey... ...bir video, esprili bir video... ...bir şey çekilebilir. Ya da diğer Erciyes Üniversitesi'nde okuyan diğer öğrencilerle... ...uzaktan röportajlar yapabilirsiniz belki. Bilmiyorum. Hani bir şeyler... E, ...olabilir. Bu videolarında... ...yani mutlaka mutlaka ucundan kıyısından bir şekliyle Erciyes Üniversitesi ile ilgili olması gerekiyor arkadaşlar. Onu unutmayalım. Yani e, Kayseri'de e, yenecek yemekler diye bir şey yapmak yerine bir e, Erciyes Üniversitesi öğrencisinin hafta sonunda Kayseri yiyebileceği yemekler listesi diye bir şey yapmanız daha doğru olacaktır. Yani bir yerden Erciyes Üniversitesi'ni vurgulayın. Gelelim son puanlama kriterimize. O da sosyal ağlar. Sizden mutlaka YouTube ve Instagram hesapları açıp orada paylaşımlar yapmanızı ve blogunuza linkler vermenizi, blogunuzdan da buralara linkler vermenizi istiyoruz. İletişim kısmında bunlara yer verebilirsiniz. Ee... Ana sayfaya gelelim iletişim şeyine sekmesine tıklayalım. Burada işte Instagram vesaire YouTube falan gibi bir adresimiz deyip burada onları da yer verebilirsiniz veyahut da sağ Kısımda arkadaşlar Sağ tarafa e, Instagram e, veya YouTube şeyi ekleyip yapabilirsiniz Hatta gelin hemen şurada yapalım e, Yerleşime gelelim Ondan sonra Bu e, Yerleşimimiz nerede Niye gelmedi Şimdi kenar çubuğunda arkadaşlar ben şuraya bir şey ekleyeceğim. Ne ekleyelim? Mesela ee, kenar çubuğu gadget ekle diyorum ben. Ve buraya da ee, şurada şurada sosyal ağlar falan işler var mı acaba? Ona bakayım öncelikle. Yokmuş. O zaman şuraya bir resim ekleyebilirim. Resim ekle. Resim yazısı, resim. onlar dosyadan seçeceğiz. Resim hangi resim ekleyeyim? Geldim şuradan. Dedim ki Instagram logo dedim. Burada bir sürü logo var zaten. Şu Wikipedia'dan almış olduğumuz şey olsun. Bunu resmi farklı kaydet deyip indirilenler kısmından anam web diye kaydediyor. Şunu bir açalım. Şunu da açalım. Resim farklı kaydet deyince ee, peki bu bizim işimizi görmedi. Şuna bakalım. Şuna bakalım bu neymiş? Resmi farklı kaydet pardon resmi farklı kaydet dedim. Evet JPEG tamamdır. Ee, bu da JPEG eğer sıkıntılı bu da böyle kare kare mi bize getirecek? Şöyle yapalım Instagram logo PNG dersek eğer şeffaf bir e, şey almış olacağız. Ümidindeyim. Şu mesela. Resmi farklı kaydet dedim. PNG. Güzel. Bunu kaydettim. Instagram. Geliyorum tekrar şimdi e, şu şeyimize. Buraya nereden geldim? Tekrar gecut ekle diyorum. Gecut ekle kısmından resim dedim. Artıya tıkladım. Başlığım Instagram'da olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Sadece dosya seç diyeceğim. Şuradan Instagram'ı aç diyorum. Ondan sonra bunu da sığacak şekilde küçült ibaresinde arkadaşlar. Seçeceğim. Yüklensin. Hop seçtim. Ve buraya da Instagram linki linkimi Artık neyse Instagram adresim. Onu bur buraya arkadaşlar kopyalayıp yapıştıracağım. Kaydet dediğim zaman ne olacak? Hop şuraya resim diye bir şey geldi. Şimdi şunu ne yapayım? Şu şekilde aşağı doğru biraz daha sürükledim. Düzenlemeyi kaydet diyorum. Blogu görüntüleyelim. Bakalım nasıl görünüyor? Bakın geldi Instagram. Tıkladığım zaman da, da ne oluyor? Hop buraya gidiyor. Yeni sayfada açılma şeyini burada yapamadık. İsterseniz buraya gelip bu Instagram şeyini, görselini gelip şurada resim gelip bizi takip edin. Deyip ondan sonra e, kaydet diyelim. Düzenlemeyi kaydet diyorum. Blog'u görüntüle dedim. Bakın bizi takip edin deyip altında da Instagram'a şey yapabildik. Evet biraz böyle ne diyeyim nal gibi oldu böyle kocaman oldu. Bunu biraz daha ufak bir e, şekilde e, daha önceki şeylerde Photoscape uygulamasından bunu biraz daha daraltıp küçültebilirsiniz. Ondan sonra burada Instagram'ı şey yapabilirsiniz verebilirsiniz e, küçük logoyu veya YouTube adresini keza yine buradan küçük e, ufak e, ikon olarak bunu verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu biraz daha şeymiş 300-360. Hadi gelin bunu deneyelim. Resmi farklı kaydet. Evet kaydet diyelim. Geliyorum şeye. Nerede bizim resmimiz? Bizi takip edin. Tamam. Şuradan bunu resmi kaldır. Resmi tekrar seç deyip şunu seçeceğim. Aç dedim. Şu an bunu yükledi. Kaydet diyorum. Blogu görüntülediğim zaman da bakın ne oldu? Daha daha koy, daha gözü daha, daha hoş geldi. Arkadaşlar bu şey biliyorsunuz FreePic üzerinden ya da Pixabay üzerinden bu tarz görselleri şeyleri de bulmanız Instagram icon dersek bir şey gelecek mi? Bakın böyle bir Şurada bir, bir sürü ikon geldi. Bakın bunları seçebilirsiniz yani. Bunları da arkadaşlar burada buralardan seçip eee indirmeniz e, mümkün. Bir sürü burada sadece Instagram değil bakın YouTube'un vesaire falan bir sürü şeyinde e, logosunu da burada arkadaşlar veriyor. Buralardan da ya, faydalanabilirsiniz buradaki e, zenginliği sağlamak için. Dolayısıyla ne dedik? Bunu da düzenlemeyi de kaydettikten sonra arkadaşlar sosyal ağlar kısmını da işte veriyorsunuz, belirtiyorsunuz. Ben sizin YouTube e, adresinize giriyorum. Instagram'ımıza giriyorum. Orada bakıyorum ne yapmışsınız, neler paylaşmışsınız. Instagram'ı zaten kralı sizsiniz. Yani orada ne, nasıl paylaşılması gerekiyor onları çok iyi biliyorsunuz. Hashtagler, işte e, içerik o görsellerin güzellikleri falan. E, yazılacak metinler, düzenlemeler, efektler, filtreler falan. Bunlar her şey arkadaşlar. Çok iyi biliyorsunuz siz. E, oralara lütfen arkadaşlar ihmal etmeyin yani. O kısımda ihmal etmeyin. Oralara girip ben bakıyorum. Öyle onlara tamamsa eğer 10 puan da oradan veriyoruz. Zaten sizin YouTube'daki videolarınızı yayın olarak şu 14 yayının içerisinde arkadaşlar göstermeniz gerekiyor. Yani belki bu 4 tanesi e, doğrudan sizin 14 yayının 4'ü sizin doğrudan YouTube'da paylaşmış olduğunuz videoların e, o videoları içeren e, yayınlar olacak. Dolayısıyla zaten hani sadece e, YouTube'u orada bırakıp linki verip şey yapmayın. Yayınlarınızda da çekmiş olduğunuz arkadaşlar videoları mutlaka gösterin. Zaten biz yayın nasıl yapılır? O oraya yazı nasıl yazılır şey yaparken biliyorsunuz video eklemeyi YouTube üzerinden adres girerek şey yapmıştık. Yayına eklemiştik. Onu arkadaşlar mutlaka yapın. Yayınlarınızda mutlaka belli bir metin olsun ve YouTube'dan çekmiş olduğunuz yazın video ile alakalı o adres girdikten sonra da videoda olsun arkadaşlar yazınızda böyle bir bütünlük yer alsın. Dolayısıyla bunların tamamını ekstra olarak yaptığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar hiç merak etmeyin yüz alırsınız. İşte eksikleriniz varsa da tasarım o kadar olmadı gibi falan diyorsanız eğer oralardan puanlar gidebilir. Ya benim işte 4 tane videom yok. 2 tane videom varsa gitti. Oradan 10 puan oradan. Yani bunların hesabını siz de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, ne olabilir? İşte siz yüzlük ödev vermişsinizdir. 90 gelebilir. Veya da 80 bekliyorsunuzdur. 85 gelebilir. Yani e, illaki siz sizin tabi e, tabii göz e, e, zevkiniz, sanat anlayışınız da benimki elbette farklı. Dolayısıyla işte illa 3-5 puan oynar ama sizin 100 beklediğiniz şey 50 geliyorsa yani burada bir hata var demektir. Sizin 100 beklediğiniz şey 70 geldiyse burada bir hata var demektir. O kadar o 30 puanlık bir fark olmaması lazım. O yüzden hani ola ki eğer final notlarınızda beklediğiniz puanları eğer alamazsanız arkadaşlar mutlaka benimle bir irtibata geçin. Ee, ben size nerede eksik, nerede fazla neyi e, görmemişim, neyi eksik yapmışım onları anlatırım. Belki ben hatalıyımdır. O zaman o size tekrar e, e, hak ettiğiniz notu orada düzeltmiş vermiş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet dolayısıyla bu da bizim bu dersle alakalı hazırlayacağımız video içeriklerinin uzaktan eğitiminde dolayısıyla sonuncu videosuydu. Bakalım inşallah ilerleyen dönemlerde tekrar sınıflarda buluşuruz diye ümit ediyorum. Ama ben bu işi de sevdim yani bilmem siz ne kadar sevdiniz bilemiyorum. Biraz değişik ve yorucu olsa da arkadaşlar uzaktan eğitimde tadı böyle bir değişik oldu farklı oldu. Her hafta canlı yayınları buluşuyoruz zaten. Mutlaka o canlı yayın derslerinde de bu Zoom üzerinden Zoom ID ve şifrelerini Facebook'taki bölüm başkanlığı Facebook grubundan paylaşıyoruz. Her hafta orada da buluşuyoruz. Arkadaşlar kafanızda takılan şeyler olduğu zaman sorularınız olduğu zaman lütfen mutlaka oraya da gelin. Orada da bu sorularınızı cevaplayalım hazırlamış, arkadaşların hazırlamış olduğu blokları inceliyoruz. Siz de hazırladınız, bitirdiniz. Bitiremeseniz de yani şu an hocam nasıl gidiyor? Böyle devam ediyorum demek için, süreci göstermek için, ne aşamada olduğunuzu görmek için arkadaşlar. o canlı yayına mutlaka katılın. önümüzde iki aslında nedir? 2 ders daha yapacağız. Canlı iki ders daha yapacağız. Yani şu an bu videoyu ben 11 Mayıs'ta çekiyorum. Bugün bir canlı yayınımız var zaten. Onu şey yapacağız. Yapacağız. Bundan sonra iki tane daha zannediyorum canlı yayın yapacağız. Lütfen o canlı yayına da katılın sevgili arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yüz yüze de görüşme fırsatımız olur yakın zamanda. O zamana kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.